Ya gariban lam tazal ultu fina fima nazal inneke latifun lam tazal il mutfika da'vatana ya Rabbi amin havfana. Her müminler, her cuma hutbesinde bütün hatipleri ısrarla tekrar etmiş oldukları ve hutbelerin aslı bundan bir hitap vardır. Hiçbir cuma, hiçbir hatip bunu hazır olan cemaata bildirmeden hutbelerini tamam etmiş değillerdir. O da iki emirdir. Ey müminler! Allah'a itaat ediniz. Ey müminler! Allah'ın hışmından, azabından, kahrından korununuz. Başka bir şey. Her cuma bize tekrarlanan, ısrarla bize işittirilmek istenen mesele, dinin bütün emirlerinin hulasası. Çünkü insan mürekkebun minennisyan denmişti. İnsan unuttuğu için insan denilmiş. Unuttuğumuzdan dolayı her cuma bunu bize tekrar ediyorlar. Etiyullah. Allah'a itaat ediniz ey müminler. Caminin içinde nasıl ki Allah'ı sayıyorsunuz, Allah'a itaat etmeye gayret ediyorsunuz. Camiden dışarı çıktığınız vakitte mükellefiyetiniz kalkmayın. Caminin dışında da mükellefiyetiniz devam ediyor. Veyahut Ramazan-ı Şerif geldiği vakitte kendinizi mükellef tutup bayram ertesi mükellefiyetinizi atmayınız. Çünkü mükellefiyetini atan insan olmak haysiyetini kaybeder, derhal gayrı mükellef olan sınıf vardır. Gayrı mükellef olan sınıf yeryüzünde insandan maada ne kadar mahlukat varsa gayrı mükelleftir. Sen kendini onların derecesine düşürmeyesin. Sen mükellef olduğunu bilesin. Allah'a itaat ediniz. Sonra Cenab-ı Hak'tan korkunuz, kışmından korkunuz. Ben kuvvetliyim deme. Ben her şeyi yapabilirim deme. Dünyadan seni dürten ne gibi sebepler varsa onlar elinden alındıktan sonra sen hiçbir şeysin. Boyuna boşuna bakma. Gücümüz, kuvvetimiz iki nefesin arasındadır. Giren nefes Allah'ın emriyle giriyor, sana hayat veriyor. Çıkan nefes zehiri alıp dışarı çıkıyor ki Allah'ın emriyle. Allah'tan korkmak lazım. Dışarı çıktığımızda çok serbest oluyoruz. Çok korkusuz oluyoruz. Halal haram olduğunu tanımaz oluyoruz. Kendimizi bir şey sanıyoruz. Değiliz. Buradan dışarıya çıkıp çıkmayacağımız belli değil. Şeyh Efendi Hüdney'i kısa kes. Peki. Çünkü işlerimiz peki. Peki, sen kapıdan dışarıya çıkamasan, senin işlerini kim tanımlayacak? Bu cuma, son cuma ise, gelen cumadaki işlerini kim bakacaktır?
imanet sahibi, tuğlu ebedi kesim, bu benim imanetim, bu benim cumham, son cumhadır derinden kılsın. Ki Cenab-ı Hakk'a teveccühü tam olsun. Çünkü Cenab-ı Allah senin kalbine bakıyor. Kalıbının eğilip doğrulmasına bakmayın. Kalıbının eğilip doğrulmasına melaike bakıyor. Lakin senin kalbine bakan, kalbini göz altında tutan Rabbin Celle ve Ala'dır. Kulun benim karşımda kalıbıyla duruyor, kalbini geçirmemiş, gönlünü geçirmemiş. Dedim mi? Ya Rabbi, ya Muhammed, Havvel Ahval, Havvel Halena ila Ahzeliha. Ya Rabbi, halimizi sen tebliğ eyle. İbadetten kaçalım. İbadet etmeye fırsat bulamayı olsun. Mülükten mal kaçırır gibi vakit kaçırır da namaz kılıyor, cuma kılıyor. Ya Muhammed, Havvel Ahval, değiştir ya Rabbi. Halimizi değiştir ya Rabbi. İşte bu kadar geçiş. Ela ila ahsana al-kalam.